Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te küçük arabaların hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün küçük BMW Espinarer motorun hayatındayız. Ve manyak bir bölümle karşınızdayım. Çünkü bugün küçük BMW Espinarer annesinin karşısına tekrardan dikilecek. Ve ondan bir talebi olacak. Biliyorsunuz en son annesi kendisinden çeteye katılmasını istemişti. Espinarer ise bunu asla yapmayacağını söyleyip arkasını dönüp gitmişti. Lakin videonun sonunda bizimle konuşmuştu. Çeteye katılıp katılmayacağını sizlere sormuştu. Büyük bir çoğunluğunuz katılma demişsiniz. O yüzden küçük Espinarer bugün çeteye katılmayacak arkadaşlar. Ve maalesef ki başlıktan kapaktan gördüğünüz korkunç olay başına gelecek. Peki neden gelecek? Biliyorsunuz en son size söylemiştim. Bu hikayeler sizin yorumlarınızla ilerliyor. O yüzden videoya her zaman yorum yapmayı unutmayın. Ne diyorum size? Düşüncelerinizi yazın. Ne istediğinizi yazın. Ben de ona göre yapayım. Hani ne demişler? Ne olursan ol yine... Yok, o başka bir şey. Bakalım bugünkü bölümde bizi neler bekliyor arkadaşlar? Küçük motorumuzun başına neler gelecek? Neler yaşanacak? Hadi izleyip görelim. Ya evden böyle kaçıp kaçıp duruyorum oğlum ya. Kaçıp kaçıp duruyorum. Babam sonunda kıllanacak ha, kıllanacak. Yani ona yalan söyledim. Yeni arkadaşlarım falan var dedim ama annemle görüştüğümü bilmiyor ki ya, bilmiyor ki. Şimdi söylesem o da benimle gelmeye çalışır. Sonra gidip o yamağıyla kavga ederler. O yüzden bunu söylememek en iyisi. Onun yerine annemi babama götürmeliyim. Öylelikle babam bana inanır ve kavga çıkmaz. Şimdi annemin yanına gideceğim ve onu zorla yanıma getireceğim. Babamla kavuşturacağım ve babamla mutlu bir çift olacaklar. Evet, bunların hepsi yaşanacak. Çünkü ben öyle istiyorum. Çeteye falan katılmayacağım. Bunu da gayet kararlılıkla söyleyeceğim. Önüme gelen bütün motoru da döveceğim. Çok rahat dövebilirim çünkü baksanıza ne kadar hızlıyım. Rakip olsunlar bana. Gelsinler, kafa tutsunlar da onlara günlerini göstereyim oğlum. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Resmen yılan gibiyim ya, yılan gibi. Benden daha hızlı motor yok lan. Mahallenin en hızlı motoruyum oğlum. En hızlı motoru. O yüzden ne istersem o olacak, tamam mı? Mafyalardan falan korkmuyorum ben. Annemi o mafyaların arasından alıp çıkacağım şimdi, izleyin. Ne kadar cesur olduğumu göreceksiniz. İşte geldik. Annemi... Aa, onlar gidiyor lan. Annemi geri alacağım. Evet, bu olacak. Aha, burada annem de. Anne merhaba. Seni almaya geldim. Yani çocuklar, olmadı. Bu yöntemi deneyeceğiz. Ah işte, iyi motoru an yanında bitsin. Merhabalar küçük BMW, çetemize katılmaya hazır mısın? Hayır değilim, ben sizin çetenize katılmayacağım. Sizlerden birisi olmayacağım. Düşündüm taşındım, bu teklifi kabul etmiyorum. Demek katılmak istemiyorsun ha ufaklık. Evet, katılmak istemiyorum Yamaha. Katılmak istemiyorum. Ben sizin kirli çetelerinizde yer almam. Ben temiz, dürüst ve namuslu genç bir motorum, tamam mı? Ve bu hayatta en sevdiğim şey annem olduğu kadar babamdır. O yüzden sizinle çalışmam. Aynı zamanda annemin sizinle çalışmasına izin de vermem. O yüzden annemi sizin pis ellerinizden çekip almaya geldim. Ya demek anneni bizim pis ellerimizden çekip almaya geldin ha? Gülün çocuklar, gülün. Oğlum sen ne salak bir şeysin. Annem bizimle, kendi isteğiyle kalıyor demedim mi sana? Hayır, buna inanmıyorum. Annemin burada kendi isteğiyle kaldığını düşünmüyorum, tamam mı? Tiplerinize baksanıza, sizinle birlikte kalır mı benim annem? Kalmaz, siz onu tehdit ediyorsunuz, korkutuyorsunuz, değil mi anneciğim? Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Ben sana en son ne demiştim? Ben burada kendi isteğimle kalıyorum, mutluyum dememiş miydim? Seni de aramıza, ailemize davet etmiştim. Annene böyle mi karşılık veriyorsun küçük Espinarer? Evet böyle karşılık veriyorum anne. Böyle karşılık veriyorum. Şu tiplere bak ya, şu tiplere bak. Anam. O ne lan? Anne bu kim? O mu? O bizim en psikopat, en korkunç arkadaşımız. Cerrah doktor. Ve seni muhtemelen bugün... Oğlum, bu düşünceni tekrardan gözden geçirmek ister misin? Hayır anne, istemem. Hayır, istemiyorum, tamam mı? Ben söyleyeceğimi söyledim. Bana bak lan Yamaha. Adam ol, akıllı ol, tamam mı?
Annemin peşini bırak. Annemin yakasını bırak. Benimle birlikte gelecek. Babamla birlikte aile olacağız biz. Ufaklık, sen beni birazcık yanlış tanımışsın. Ben aslında buranın kötüsü... Yamaha, bir dakika. Daha fazla konuşma lütfen. Oğlum, benim teklifimi, daha doğrusu bizim teklifimizi kabul etmiyor musun? Etmiyorum anne, etmiyorum. Sizin çetenize katılmam. Ben bu pislik çetede olmam. Ben kötülük yapamam. Ben iyi bir motorum. Ve biliyorum ki sen de iyisin anneciğim. Çünkü ne demişler? Elma ağaçtan fazla uzağa düşmez değil mi? Yer çekimi kanunu, hani Newton'un kanunu var ya. Pıt diye elma aşağı düşüyor hani. Ama fazla ağacın... Ben ne anlatıyorum ya? Anladın işte. Benimle geleceksin kız. Ya demek böyle düşünüyorsun ha? Böyle düşünmene gerçekten üzüldüm. Küçük Espin arar. Oysa ki sendeki potansiyeli görmüştüm. Çocuklar, o halde gidin ve bizi hurdalıkta bekleyin. Birazdan geleceğiz. Birazdan. Gidin. Hayatım, bundan emin misin? Buna hiç gerek yoktu yani. Çocuklarla şimdi... Hayatım, ya bırak gitsin. Sen karışma Yamaha, sen karışma. Demek anneciğin yuvaya dönsün istiyorsun, öyle mi küçük Espin arar? Öyle mi? Ufaklık, ufaklık bunu yapmak istemezsin. Lütfen, lütfen git. Ne o lan? Benden korktun mu Yamaha? Seni en son yarışta yendim diye. Korkma lan, senin işim kalmadı Sünefi. Ben yalnızca buraya annem için geldim. Anne, benimle gelmezsek bütün organizasyonumuzu polise anlatırım. Ney? Polise mi? Bunu demek istemedin. Demek istemedin küçük Espin arar. Hayır demek istedim. Polis arkadaşlarım var, tamam mı? Onları anlatırım. Küçük Espin arar, küçük Espin arar. Onu demek istemedin herhalde hayatım. Yamaha, lütfen. Pekala ufaklık, pekala. Madem anneni istiyorsun ve tehdit ediyorsun, o zaman anneni alacaksın. Ama bir şartla. Annenle hurdalığa kadar yarışacaksın. Yarışı kazanırsan bu kötü adamların yanından ayrılıp senin yanına geleceğim. Ve babanla birlikte bir aile olacağız. Ama kaybedersen bir daha beni arayıp sormayacaksın. Anlaştık mı? Nasıl yani? Bir dakika. Şimdi seninle tekrar yarışacağım. Seni yeneceğim. Eve mi döneceksin? Yamaha'da buna okey mi? Okey misin? Evet, okeyim. Hayatım, bunu yapma. Yamaha, sen karışma dedim. Okey olduğunu duydun. Hadi öyleyse, geçelim ve yarışa hazırlanalım. Tamam, olur. Hazırlanalım. Vallahi ben dünden hazırım. Oley oğlum, oley, oley. Babam bu durumu görünce acayip sevinecek lan. Acayip sevinecek. Çünkü ben daha önceden bu motoru yendim. Yani annemi kastediyorum. Daha önceden yendim. Benim için çocuk oyuncağı. Yamaha'yı da yendim. Hepsini yendim. Oğlum şimdi yeneceğim onu tekrardan. Ve annem tekrar benimle gelecek. Tekrardan bir aile olacağız. Oley. Babam bunu yaptığımı duyunca var ya. Acayip mutlu olacak oğlum. Acayip. Hazırım anne. Hazırım. Gel yarışalım. Hayatım. Bu kadar ciddi bir önleme gerek var mıydı? Yamaha. Uzatma. Git hurdalıkta bekle. Kimse beni tehdit edemez. Kimse. Beni tehdit edeni asla yaşatmam. Asla. Madem yarış istiyorsun, gel bakalım ufaklık, gel. Annenle yarış da onu yen ve yuvasına götür. Oha! 3,5 mil mi? Anne ne kadar uzak bir yarışmış bu ya, ne kadar uzak. Ama neyse önemli değil. Seni geri kazanmak için değil 3,5 mil. 350 mil bile giderim anneciğim, 350 mil. Ulan oğlum ya, GPS bile yanlış gösteriyor. Nereden gideceğiz bilmiyorum ki. İleride topraklı yolları gösteriyor ama. Anne nereden gideceğiz? Kız söylesene. Zaten bu yarışı kaybedeceksin ya. Ben seni her türlü geçerim. Herhalde düz gideceğiz lan. Ana yavaşladı lan, dönecek galiba. Vallahi döndü. Ya anneciğim, bunu önceden söyleseydin keşke. Buna hile derler, hile. Oğlum ya nerelerden gidiyoruz ya, nerelerden? Hayatımda hiç offroad yarışı yapmadım. Ben alışkın değilim ki böyle yarışlara. Ama annem için çiğ süt bile yerim. Merak etme anneciğim. Çiğ süt yenmez gerçi, içilir. Oğlum çok kötü bir yarış, çok kötü.
Yol acayip zor, acayip. Dikkatli ol BMW Junior. Yoksa aman. Soluğu var ya, mezarlıkta alırsın. Hem de araba mezarlığı. Woo, annem uçuyor. Dikkatli olmam lazım, dikkatli. Annem resmen buraları biliyor. Hile yapıyor, hile. Ama niye yapıyor anlamadım ki. Ben onun için kazanıyorum. O kimin için kazanıyor? Aa, annem arabaya kafa attı lan. Gördünüz mü? Yok artık. Geliyorum anne, geliyorum. Seni geçeceğim, seni geçeceğim. Merak etme. Biliyorum, o mafyalardan korktuğum için bu kadar iyi yarışıyorsun. Yoksa kaybetmek istiyorsun sen de. Neden istemiyorsun ki? Sonuçta seni kurtaracağım. Geliyorum anneciğim, geliyorum. Basa 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 basa. Geliyorum ulan, geliyorum. Woohoo! Oğlum benden de ne yarışçı olurmuş lan? Offroad'um fena değil ha. Sanırım normal yola çıktık. Burada annemi geçebilirim. Burada geçebilirim. Dikkatli olursan BMW Junior, anneni yenebilirsin. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Oğlum ömrümde bu kadar uzun yarış görmemiştim. Aman Allah'ım, nereye gidiyoruz biz ya? Acayip uzak galiba bu son. Acayip. Anne bekle beni. Seni geçmem lazım, geçmem lazım. Gel buraya, gel, 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 gel. Aa, düzlük yol. Burada yakalarım oğlum, burada. Biraz turbolayacağım, biraz. Geliyorum anneciğim, geliyorum, 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 geliyorum. Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Bas lan, bas, 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 bas. Keskin bir dönüş, keskin bir dönüş. Buradan atladık. Tamam, 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 tamam. Kestirme yapacağım, kestirme yapacağım. Birazcık hile ama. Annemi kazan, ah, kazanmak için her şeyi yaparım. O da hile yapıyor, o da hile yapıyor. Basmam lazım, basmam lazım. Oğlum olamaz lan, olamaz. Hayır. Annem benden önde gidiyor, benden önde gidiyor. Olamaz. Uçtular resmen. Olamaz. Kazandı. Lanet olsun. Kazandı. Aman Allah'ım. Ve yine galibiyet bende. Şampiyonluk bende çocuklar, bende. Gördünüz mü? Ben ne diyorum size? Burada benden hızlısı yok. Kaç dakikada tamamladım doktor? 3 dakika 15 saniye abla. 3 dakika 15 ha? Harika. Demek önceki skorumdan da iyi. BMW Junior. Yarışı kaybettim. Ama ben offroad yapacağımızı bilmiyordum. Normal yarış sandım. Normal yarış. Hazırlıklı değildim. Hem sen bana niye kaybetmedin? Neden? Benimle birlikte eve dönmek istemiyor muydun? Ne eve dönmek istemesi aptal çocuk? Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Çünkü senin sandığının aksine ben bu çetenin basit bir üyesi değilim. Ben bu çeteyi kuran kişiyim. Ben bu çetenin lideriyim. Ne? Lideri misin? Aha, ama Yamaha? Ufaklık, sana söyleyecektim. Maalesef ki yarışımızı en son annen kazandı ve artık yeni liderimiz oldu. Yani anlayacağın, uzun zamandan beridir hedeflediği benim koltuğumu aldı. Burayı 4 dakikanın altında tamamladığı için otomatik olarak lider seçildi. Kurallarımız böyle. Nasıl yani? Annem bugün size geldiğimden beri istediği zaman benimle ayrılabilirdi. Ama ayrılmadı mı? Anne madem gelebiliyordun niye bu yarışa davet ettin beni? Gelseydin kendin. Çünkü seninle gelmek gibi bir niyetim yok küçük aptal. Doktor, halledin. Ne oluyor lan? Anam, bu kötü adam. Anne ne oluyor? Neyi halledecekler? Ne yaptırıyorsun bana? Çekil lan tekerlerinizi, tekerlerimin üstündeyin. Neyi halledeceklerini sanıyorsun oğlum? Elbette ki seni. Küçük BMW ismin arar. Demek annenin çetesini polise satmakla tehdit edersin ha? Şimdi senin tekerlerini söküp seni bu hurdalıkta çürümeye terk edeceğim. Yalnızlığa. Ne? Tekerlerimi mi sökeceksin? Hayır. Hayır anne. Hayır. Bunu yaptırma. Hayır. Sökün. Arka tekerlerini de sökün. Hepsini sökün. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Tekerlerim. Tekerlerim. Anne ne yaptırıyorsun bana? Ne yaptırıyorsun? Ne yaptıracağım oğlum?
ne yaptıracağım? Bana ihanet edenlere yaptığım şeyi. Tekerlerini söküp onları burada, hurdalıkta yaşlanmaya terk ediyorum. Ve bir daha onları ziyaret etmiyorum. Tıpkı senin gibi. Bunu da hurdalığa atın. Yavaş lan, yavaş. Anne. Anne ne yapıyorsun bana? Ne yapıyorsun? Seni uyarmıştım küçük Espinarar. Ailemize katılma ve yeni ailenle mutlu olma şansı konusunda seni uyarmıştım. Lakin beni dinlemedin, o da yetmiyormuş gibi polise gitmekle tehdit ettin. Biz fareleri sevmeyiz oğlum. Sana burada diğer jantlarını ve parçalarını söktüğümüz hurdalarla mutluluklar. Çocuklar, hadi yürüyün gidelim. Bundan sonra küçük Espinarar artık bolca düşünecek vakte sahip olacak. Olamaz, olamaz. Lanet olsun. Tekerlerimi söktüler. Tekerlerimi. Anne, anne lütfen. Lütfen bunu yapma. Vurmayın lan, vurmayın. Anne, anne bunu yapma. Bunu yapma lütfen. Oğlum gidemiyorum da, gidemiyorum da. Hareket edemiyorum, hareket edemiyorum. Boşuna debelenme ufaklık. Rahatına bak ve alış. Ne demek alış lan? Ne demek alış? Resmen annem, zalim annem. Tekerlerimi söktü. Beni hurdaların arasına attı. Allah'ım ben burada ne yapacağım? Ne yapacağım? Herkes hurda. Herkes yaşlanmış ve ölmüş. Ben burada tek başıma ölmek istemiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te küçük arabaların hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve bugün küçük BMW Espinarar olduk. Ve gördüğünüz gibi annemizi kurtarmak için onun yanına gittik. Onunla bir yarışa giriştik. Ve hurdalığa kadar geldik. Yarışı maalesef ki kaybettik. Lakin bunun bir önemi yoktu. Çünkü annemiz her şeyi kafasında planlamıştı. Gördüğünüz gibi bizi hurdalığa kadar sürükledi. Ve resmen hiçbir annenin yapmayacağı bir şey yaptı. Ve zalimce küçük BMW Espinarar'ın tekerleklerini söktürdü. Gördüğünüz gibi onu bir hurdalığa attı. Ve burada ölüme terk etti. Maalesef ki küçük Espinarar tekerleri olmadan hiçbir yere gidemez. Ne diyorsunuz? Sizce küçük Espinarar'ın hikayesi burada bitecek mi? Tek başına hurdaların arasında çürüyecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bizi neler bekliyor? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şahsen ben acayip eğlendim. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merak etme Neymar Junior. Senin yarışı kaybettiğini görmek için sona kadar gitmeye gerek yok. Ben girdiğim her yarışı kazandım. Bunu da kazanacağım. Gel bakalım. Oh my god. Arkadaşlar, buna niye şimdi yasaklı yollarda giremeyen araba dediklerini anladınız mı? McLaren trafiğe yasaklı bir araba çünkü dünyanın en hızlı arabalarından birisi. Oh my god. Harbiden deldiğim, mermi gibi geçtiğim, alemde teksin, mermiler seksin, Neymar Junior Azi arkamızdan nal toplayıversin. Arkadaşlar gördünüz mü? Resmen yok ettim Azi. Gel böyle gel, babana gel Neymar Junior.